Önüne baksana oğlum. Pardon, Şaban emmi. Almışım. Sayende yayladaki tüm çukurları öğrendik. Ay ben biraz daha sallanırsam bir ilk hayranı olacağım. Ay öyle mi? O zaman söyleyeyim Osman'a indirsin seni kenardan. Osman sen hele böyle bir şey yap. Vallahi babama söylerim. Hadi be. İyi. Benden de iyi, sağ ol. Ya şey soracağım sana, oturabilir miyim? Tabii. Benim şeyim bitti de, şarjım bitti, müzik dinliyordum. Sen mi açsan acaba? Ha? Olur, açayım. Ne tarz dinliyorsun? Vallahi hiç fark etmez. Sen ne dinlersen dinlerim ben de. Tamam. Anlatsana biraz. Dolmuş şoförle dışında ne yapıyorsun? Valla sabah 6'dan akşam 6'ya kadar direksiyon sallıyorum. Ben insaf da daha ne edeceğim? Ha sen okumuyorsun. Ya ben kendimi bildim bileli bu dolmuşun kitabını yalayıp yapacağım. Nasıl ya? Sen şimdi hayatım boyunca burada bu mu isteği mi yapacaksın? Dolmuşçuluk bizde babadan beslemiş. Dedemden babama, babamdan da bağa geçmiş. Zaten hayalimdi. Ne güzel. Sen bu yaşta hayallerini gerçekleştiriyorsun. Biz de ailemle hiç bilmediğimiz bir yere savrulduk. Darmadağın olduk resmen. Öyle deme be. İstanbul'un taşı toprağı altınsa Karadeniz'in havası şifa, suyu berekettir. Senin için öyle tabii de. Ne bileyim ya. Ben alışamadım buralara. Özellikle de köyden yaylaya giden o yola hiç mi hiç alışamadım. Gerçi alışmak da değil mesele de. Hani biliyorsun, kuş uçmaz, kervan geçmez yerden gidiyoruz. Ya başımıza bir şey gelirse? Bir kolumuzdan tutarlarsa, götürürlerse bize. Yok, buralarda öyle şeyler olmaz. Hayvan çıkarsa? Ya buranın kızları kendilerini savunmasını biliyorlar. Ama biz bilmiyoruz ki, alışkın değiliz. Ya Osman, inanır mısın? Sağ salim eve gidince böyle Allah'a dua ediyorum. Rabbim şükür olsun yarabbim bugün de ölmedim diye. Dert ettiğin şeye bak da. Ben seni her gün çıkarırım yaylıya. Vallahi mı? Vallahi. Yani sana zahmet olmasın. Yok canım, kime ne zahmet olacakmış ya? Biri bir şey der falan. Kim ne diyecekmiş? Bu dolmuşun şoförü bensem yolcumu da istediği yere götürürüm. İşte o kadar. Sağ ol ya. Sana da zahmet verdik. Yok canım, ne demek? Mesleğim, görevim. Yani seve seve. Bundan sonra da hani arabiye falan ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden arayabilirsiniz beni. Ver telefonunu kaydedeyim. Olur. Dolmuş bekliysen daha çok beklersin. Osman. Senin bu halin ne böyle? Dolmuşun anahtarını bıraktık diye seni de yolda bıraktık değiliz herhalde. Atla hadi. Yok, ben gelmeyeyim. Niye? Babam vallahi bu sefer bir şey demez. Mobile tesisattan benim. Ha yok, ondan değil. Bizim bu manyak Mine bugün okulu kırdı da telefonu olsun, çantası olsun böyle her şeyi bana bıraktı. İyi, ben de seninle bekleyeyim o zaman. Belki azıcık sonra gelir. Çok acıdı mı? Yok ya. Babamdır. Yani döver de sever de. Yok da şey yapmamak lazım. Ay, benim babam bana tokat atacak var ya. Onunla bir ömür boyu konuşmam. Yok ya, olayım öyle şey. Yani biz, sizin oraları bilmem ama bizim buralarda ana baba hakkı her şeyden önce gelir. Yani yeri gelecek, evlat evlat olmasını bilecek, boyun eğecek. Nasıl yani? Sen şimdi babana kızgın değil misin? Ya. Sen dolmuşun anahtarını verdin o gün. İşinden gücünden oldun boş boşuna. Ha, onu bilerek yaptım ya. Bir hafta babama küs gibi davranacağım. Niye? İşte sağa rahat rahat orada tur attırabilmek için. Belki o zaman seversin buraları. Dönmek istemezsin İstanbul'a diye. Öyle mi dersin? Dedim bile. Emme tabii sen Mine'yi beklemek istersen falan sorun değil yani, bekleriz. Bana ne be Mine'den? O kaçarken beni düşündü mü? Hiç bekleyemem valla. Kalk gidiyoruz.
Tamam. Gökçe! Kızım neredesin sen? Ha? Aç oldum seni beklemekten. Telefonunu da almamışsın yanına. Hani gelecekti çıkışa? Ya kusura bakma, benim yüzümden oldu. Mine'nin cidden hiçbir kabahati yok. Ay kızım, öyle bir yere gittik ki olay. Belli zaten, ne senin bu halin? Trekking mi yaptınız, ne yaptınız? Yo, fındık topladık. Ne fındığı? Kafa mı buluyorsun sen benimle? Yo. Bu ne be? Geç kaldık diyorum da hala bana fındık diyorsun. Ay evet ya, hadi binelim dolmuşa. İyi de bu saatte dolmuş yok ki. Baksana, hepsi kapalı. Deminden beri ben de onu anlatmaya çalışıyorum ama... Ne haber amcaoğlu? Eyvallah amcaoğlu. Ne? Ne? Bir dakika. Amcaoğlu mu dedin sen? Evet. Siz baya baya Kadıoğulları sülalesindensiniz yani. Evet. Kan çekiyor demek ki kardeşim. Biz pek mi seviyoruz Kadıoğullarını? Benim babam da çok sever. Goygoya daldık, iyice geç kaldık ya. Nasıl gideceğiz eve? Vallahi kızlar, olsa dükkan sizin de, biliyorsunuz durumu yani. E ne yapacağız o zaman biz? Ben bırakırım ya sizi babamın arabasıyla. Olur. Yok yok, olmaz. Mineciğim, ne gerek var şimdi özel şoföre? Hem baban kızar falan. Kızmaz ya, sorun değil. Yok, istemiyoruz. Biz limana gidelim babamızın yanına. Yani çünkü artık ben bir babanın daha gazabına katlanamayacağım. Yürü, yürü. Al şunu da. Al, yürü. Kabul et, benim şoför seninkinden daha iyi. Tutayım seni. Korkma, buradayım ben. Gökçe'cim, iyisin değil mi canım? Merak etme Feride abla. Sıkıntı yok, buradayım ben. Ay Osman, ne olur bırakma beni, tamam mı? Sakın bırakma bak. Tamam aşkım ama böyle olmaz ki. Senin biraz kendini zorlaman lazım. Ya olmuyor işte. Sanki ayaklarımda 100 kilo ağırlık var. Çok korkuyorum. Yok aşkım, sana öyle geliyor. Korkma ya. Bak az önce yaptı. Gene yaparız. Tamam mı? Ne yapıyorduk? Derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Şimdi yavaş yavaş verirken kendini yavaşça bırak. Tamam mı? Buradayım ben, korkma. Sakin ol. Bırak kendini. Aferin benim sevgilime. Aferin benim aşkıma. Şimdi bak. Yavaş yavaş oynatacaksın, tamam mı ayaklarını? Yavaş yavaş. Hangi ayaklarım Osman? Varlığından bir haber olduğum ayaklarımı mı? Tamam, sen ayaklarını benmişim gibi düşün. Tamam mı aşkım? Şimdi hep beraber... Kolunu kalsaydık biz yanımıza. Niye almadık ki ya? Çok şükür Osman'cığım. Kollarım gayet sağlam. Ya yok aşkım benim. Kolların için değil ya, ayakların için. Bu simit midir, sosis midir, ne sabit durmuyor ki bir. Ayaklarıma kolluk mu takacaktın Osman? He, nasıl fikir ama? İyi fikir değil mi? He, iyi fikir ama değil mi? Nasıl fikir? Sen hiç uğraşma benimle ya. Beni burada bırak. Hatta benim kafam sok böyle. Beni bir bu. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Öleyim de. Hepiniz ko... Tamam, sakin ol. Panikleme ne olur, panikleme ne olur lütfen. Tamam, tuttum seni. Allah'ım, ben sana. Allah korkma, korkma. Ne kadar romantikler ya. Daha birkaç gün öncesine kadar bu görüntü imkansız gibi geliyordu bana. Sen onların gerçekten ayrılacağını mı düşündün Meneş'im ya? Ne bitmez dediğimiz aşklar bitti Emin'ciğim. Bence sen o kadar demin olma. Meneş'im. Bakma Legolas'ım. O gönül kapılarına kilit vurduğu için öyle konuşuyor. Bir kere bırakın. Bırak. Bir kere bırakın. Ya bırak. Osman! Osman! Neredesin? Ne oluyor ya ben? Seviyorum lan! Ordu! Yaylalar!
fındık bahçeleri seviyorum lan. Herkes duysun. Seviyorum. Vallahi seviyorum. Çok seviyorum. Seviyorum. 16. yüzyıl divan şairlerinden olan Bağdatlı Ruhi'nin en önemli eseri Terkibi Ben'dir. Şiirlerinde tasavvufun izleri görülmektedir. Ne zaman geliyor seni istemeye? Saçmalama ya, yok isteme falan, unut. Babamı ikna ederim ben. Sade bir dille, sanat endişesinden uzak bir söyleyişle şiirler yazmıştır. Ne var sanki gelip istesek? Yoksa beni sevmeyin mi? Şiirleri nazım tekniği bakımından zayıftır. Bağdatlı Ruhi'nin en çok etkilendiği şair Fuzuli'dir. Ya seviyorum diye hemen evlenmemiz mi lazım? Saçmaladın sen iyice. Bir de 21. yüzyıl şairlerinden Dolmuşçu Osman var arkadaşlar. O da manileriyle meşhurdur. Hatta şimdi bir tanesini okuyayım size. Yok ya hocam, okumasanız olur mu? Okuyayım, okuyayım. Arkadaşların da bu güncel edebiyattan mahrum kalmasınlar, değil mi? Yeşil gözlerine daldım. Ben artık samanlıktan usandım. Babandan da sözü aldım. Hadi, davetiye bastıralım. Gökçe, cevap yazmak istersen yaz. Çekinme. Yok hocam, ben yazmayayım. Ben sizi şöyle dışarıya alayım. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Senin yüzünden bütün sınıfa rezil olduk. Ne oldu, yine mi beğenmedin şiirimi? Ay beğenmedim tabii. Neydi o, bu benden aldım izni... Herkes anladı işte ya. Ya anlasınlar, ne olacak? Ya ben gayet 17 yaşında evlenilecek bir kız değilim Osman. Deme öyle. O zaman bundan sonra herkese günaydın, sana good morning canım. Çünkü bundan sonra artık sen de herkes gibi bir yabancısın. Ay yine bağladın şoför Osman'a. Ciddi bir şey anlatıyoruz değil mi şurada? Ben gayet ciddiyim. Sen istemeyin. Babamla konuşacağım, bu saçmalıktan vazgeçireceğim. Başka yolu yok. Yok. Bu bana laf ağzından bir kere çıktı. Ne dedi? Gelin isteyin dedi. Dedi mi dedi? Osman, sen niye bakıyorsun babama? Ya o ona öyle sinirle söyledi. Ya bence kendi bile bilmiyordu ki ağzından çıkanı. Sen beni sevmeyeyim ya. Seveyim, seveyim ama... Senin o top yaptığın çoraplarını ben salondan toplamak için çok gencim ya. Allah Allah. Sen benim çoraplarımı top yaptığımı nereden bileyim? Hem çorabı hallederiz. Daha bunun nişanı var, nikahı var, düğünü var, sözü var. Osman! Ne nikahı, ne düğünü, ne sözü, ne nişanı ya? Ay yok, ben senin gibi evlilik delisiyle yapamam. Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden. Terk ediyorum seni. Bay bay. Son sözün bu mu? Herkese günaydın, sana good morning canım. You understand me? Haydi. Anlamadım canım. Ayrıca o yokuşlar bağ sökmez. Ben bitti demeden bitmez. Evet. Soruyorum, hazır mısın? Sor gönlümün sultanı, sor. Hazırım. Avni Takma adıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı kimdir? A. Yıldırım Bayezid. B. Yavuz Sultan Selim. C. Fatih Sultan Mehmet. D. Mahmut Kanuni. E. Kanuni Sultan Süleyman. Mahmut Kanuni. Öyle bir padişah yok gerizekalı. Nasıl ya? O zaman niye şıklarda var? Senin gibi sazanlar atlasın diye olabilir mi acaba? O zaman... Kanuni Sultan Süleyman. Hürrem ölürken adam 3,5 dakika şiir okudu be. Ne haber? Biz de biliyoruz işte bir şeyler. Tarih kitaplardan öğrenilir canım. Dizilerden değil. Sıfır. Fatih Sultan Mehmet olacaktı. Fatih mi? Vay be. Adam onca fetihin arasında gitmiş, bir de vakit bulmuş, şiir mi yazmış?
Ben daha çarşıyla köy arasında doğmuşçuluk yaparken ben fırsat bulamaydım ya. Ay. Vakit bulsan yazacaksın sanki. Yazardım tabii. Gerçi bu zamana kadar yazdırabilen olmadı. Hem de belki bundan sonra yazarım. Ya gerçekten mi? Yazarım tabii. Denizler bir mürekkep olsa, kalbim bir okka. Yine anlatamam ben aşkımı bir okka. Battım sana olan aşkımdan boğazıma kadar yani çüş. İlan aşk mı ediyorsun, küfür mü ediyorsun belli değil. Niye ya? Kafiyeli gidiydim. Sen gitme Osman, ben giderim. Nereye? Ay. Aşkım şiirden kavga mı edilirmiş ya? Adam koskoca İstanbul'u fethetmiş. Ama sen daha benim şu ponçik kalbimi bile fethedemedin. Ya ben senin o ponçik kalbini bir fethederim şimdi. Yakışı. Sen okuldaymışsın. Derse niye girmedin? Benim yüzümden değil mi? Bak baban evden kovdu diye mahcup olmuşsan eğer. Osman, git başımdan. Bir de seninle uğraşamam. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Hayırdır ya, ne oldu? Bak derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Hem bakarsın senin derdinin dermanı bir şoför parçasıdır. Senin ne parçası olduğun belli değil ki. Bir bakıyorum öğrencisin, bir bakıyorum şoförsün. Sonra bir bakıyorum hop diye popstar olmuşsun, sahne de karşıma çıkıyorsun. Senin kim olduğun bile belli değil ki. O ne biçim laf ya? Erkek dediğin sınıfta sıra arkadaşı, yolda şoför, yeri gelince de ortamına göre popstar olmasını bilecek. Hem baban izin verseydi evde de kocan olacaktım. Osman, sana elimin tersiyle buradan bir çarparım, kantinde kara taşına dönersin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Karşında çocuk yok senin Gökçe. Allah Allah. Sen çocuk olmasan bu yaşta evlenelim mi diye tutturmazdın. Ne varmış ya benim yaşımda? Sen hayatıma girmeseydin ben zaten bu yazda düğün kurardım. Hala düğün kurardım diyor ya. Osman sen anlamıyorsun galiba. Senin idrak problemlerin mi var? Heceleyim istersen. Ben seninle evlenmeyeceğim. Anladın mı? Evlenmeyeceğim. Ama sen böyle de anlamıyorsun. O zaman ben sana anlayacağım dilden anlatayım. Ey ahali! Ben var ya ben, bu öğrenci kılıklı, şoförden bozma, popstar parçasıyla evlenmeyeceğim. Anladınız mı? Evlenmeyeceğim. Hadi şimdi anlayanlar anlamayanlar anlasın. Seviyorum lan. Ordu, yaylalar, fındık bahçeleri. Seviyorum lan. Herkes duysun. Vallahi seviyorum, çok seviyorum. Seviyorum! 16. yüzyıl divan şairlerinden olan Bağdatlı Ruhi'nin en önemli eseri Terkibi Ben'dir. Şiirlerinde tasavvufun izleri görülmektedir. Ne zaman geliyor seni istemeye? Saçmalama ya, yok isteme falan, unut. Babamı ikna ederim ben. Sade bir dille, sanat endişesinden uzak bir söyleyişle şiirler yazmıştır. Ne var sanki gelip istesek, yoksa beni sevmeyin mi? Şiirleri nazım tekniği bakımından zayıftır. Bağdatlı Ruhi'nin en çok etkilendiği şair Fuzuli'dir. Ya seviyorum diye hemen evlenmemiz mi lazım? Saçmaladın sen iyice. Bir de 21. yüzyıl şairlerinden Dolmuşçu Osman var arkadaşlar. O da manileriyle meşhurdur. Hatta şimdi bir tanesini okuyayım size. Yok ya hocam, olmasanız olur mu?
Okuyayım, okuyayım. Arkadaşların da bu güncel edebiyattan mahrum kalmasınlar, değil mi? Yeşil gözlerine daldım. Ben artık samanlıktan usandım. Babandan da sözü aldım. Hadi, davetiye bastıralım. Gökçe, cevap yazmak istersen yaz. Çekinme. Yok hocam, ben yazmayayım. Ben sizi şöyle dışarıya alayım. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Senin yüzünden bütün sınıfa rezil olduk. Ne oldu, yine mi beğenmedin şiirimi? Ay beğenmedim tabii. Neydi o babandan aldığım izni... Herkes anladı işte ya. Ya anlasınlar, ne olacak? Ya ben gayet 17 yaşında evlenilecek bir kız değilim Osman. He, deme öyle. O zaman bundan sonra herkese günaydın, sana good morning canım. Çünkü bundan sonra artık sen de herkes gibi bir yabancısın. Ay yine bağladın şoför Osman'a. Ciddi bir şey anlatıyoruz değil mi şurada? Ben gayet ciddiyim. Sen istemeyin. Babamla konuşacağım, bu saçmalıktan vazgeçireceğim. Başka yolu yok. Yok. Bu bana laf ağzından bir kere çıktı. Ne dedi? Gelin isteyin dedi. Dedi mi dedi? Osman, sen niye bakıyorsun babama? Ya o an öyle sinirle söyledi. Ya bence kendi bile bilmiyordu ki ağzından çıkanı. Sen beni sevmeyeyim ya. Seveyim, seveyim ama... senin o top yaptığın çoraplarını ben salondan toplamak için çok gencim ya. Allah Allah. Sen benim çoraplarımı top yaptığımı nereden bileyim? Hem çorabı hallederiz. Daha bunun nişanı var, nikahı var, düğünü var, sözü var. Osman! Ne nikahı, ne düğünü, ne sözü, ne nişanı ya? Ay yok, ben senin gibi evlilik delisiyle yapamam. Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden. Terk ediyorum seni. Bye bye. Son sözün bu mu? Herkese günaydın, sana good morning canım. You understand me? Haydi. Anlamadım canım. Ayrıca o yokuşlar bağ sökmez. Ben bitti demeden bitmez. Heh. Evet. Soruyorum, hazır mısın? Sor, gönlümün sultanı, sor. Hazırım. Avni Takma adıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı kimdir? A. Yıldırım Bayezid. B. Yavuz Sultan Selim. C. Fatih Sultan Mehmet. D. Mahmut Kanuni. E. Kanuni Sultan Süleyman. Mahmut Kanuni. Öyle bir padişah yok gerizekalı. Nasıl ya? O zaman niye şıklarda var? Senin gibi sazanlar atlasın diye olabilir mi acaba? O zaman... Kanuni Sultan Süleyman. Hürrem ölürken adam 3,5 dakika şiir okudu be. Ne haber? Biz de biliriz işte bir şeyler. Tarih kitaplardan öğrenilir canım. Dizilerden değil. Sıfır. Fatih Sultan Mehmet olacaktı. Fatih mi? Vay be. Adam onca fetihin arasında gitmiş, bir de vakit bulmuş, şiir mi yazmış? Ben daha çarşıyla köy arasında doğmuşçuluk yaparken ben fırsat bulamaydım ya. Ay, vakit bulsan yazacaksın sanki. Yazardım tabii. Gerçi bu zamana kadar yazdırabilen olmadı. Ama belki bundan sonra yazarım. Ya, gerçekten mi? Yazarım tabii. Denizler bir mürekkep olsa, kalbim bir okka. Yine anlatamam ben aşkımı bir okka. Battım sana olan aşkımdan boğazıma kadar yani çüş. İlan aşk mı ediyorsun, küfür mü ediyorsun belli değil. Niye ya? Kafiyeli gidiydim. Sen gitme Osman, ben giderim. Nereye? Ay. Aşkım, şiirden kavga mı ediyormuş ya? Adam koskoca İstanbul'u fethetmiş. Ama sen daha benim şu ponçuk kalbimi bile fethedemedin. Ya ben sen o ponçuk kalbini bir fethederim şimdi. Sen okuldaymışsın. Derse niye girmedin? Benim yüzümden değil mi? Bak baban evden kovdu diye mahcup olduysan Osman, eğer... Osman! Git başımdan. Bir de seninle uğraşamam. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Hayırdır ya, ne oldu? Bak derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Hem bakarsın senin derdinin dermanı bir şoför parçasıdır. Senin ne parçası olduğun belli değil ki. Bir bakıyorum öğrencisin.
Bir bakıyorum şoförsün. Sonra bir bakıyorum hop diye popstar olmuşsun. Sahnede karşıma çıkıyorsun. Senin kim olduğun bile belli değil ki. O ne biçim laf ya? Erkek dediğin sınıfta sıra arkadaşı, yolda şoför, yeri gelince de ortamına göre popstar olmasını bilecek. Hem baban izin verseydi evde de kocan olacaktım. Osman! Sana elimin tersiyle buradan bir çarparım, kantinde kara taşına dönersin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Karşında çocuk yok senin Gökçe. Allah Allah! Sen çocuk olmasan bu yaşta evlenelim mi diye tutturmazdım. Ne varmış ya benim yaşımda? Sen hayatıma girmeseydin ben zaten bu yazda düğün kurardım. Hala düğün kurardım diyor ya. Osman sen anlamıyorsun galiba. Senin idrak problemlerin mi var? Heceleyim istersen. Ben seninle evlenmeyeceğim. Anladın mı? Evlenmeyeceğim. Ama sen böyle de anlamıyorsun. O zaman ben sana anlayacağım dilden anlatayım. Ey ahali! Ben var ya ben... bu öğrenci kılıklı, şoförden bozma, popstar parçasıyla evlenmeyeceğim. Anladınız mı? Evlenmeyeceğim.